Evet kardeşlerim, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle birlikte sizin de benim de çok sevmiş olduğum kutu açılımı yapacağız. Ve şunu belirtmek isterim ki şu ve şu komple manga dolu arkadaşlar. Özellikle şu bayağı bir manga dolu. Şurada ise bir tane çizgi romanımız var sadece. Onun da ne olduğunu belki tahmin etmişsinizdir geçenki videomu izlediyseniz. Bunu paralel evrenden aldım bu çizgi romanlar. Çünkü sadece orada vardı. Orada bulabildim. Şu Edes alışverişimiz, bu en büyük olan ise gerekli şeyler alışverişimiz, tamam mı arkadaşlar? Şimdi önce şu küçük bir başlayalım, en son büyüğe geçelim. Şöyle kenara koydum, bir tanesini aşağıya koydum, tamam. Şimdi paralel evrenden gelen şeyi hemen direkt açıyorum. Sizgi romanıma. Bence bunu tahmin edildi çoğu kişi, ne olduğunu biliyor. Tabi izleyenler de yani. Diğer bir önceki kutu açılım videosunu izleyenler bunun ne olduğunu şu an çoktan öğrendi. Tahmin etti. Biliyorsunuz ben bir önceki videoda yanlış bir çizgi roman almıştım. Yanlış diyor da iki tanesini aynı sipariş vermişim. İki tane aynı şey İki tane aynı çizgi roman sipariş vermişim. Şuradan da açtık mı? Evet, görmüş olduğunuz gibi klasik paralel evren paketi. Şöyle geliyor, poşette geliyor zaten biliyorsunuz. Bunu da niye aldım? Çünkü bu o serinin devamı ve ben bundan öncekileri okudum. Okuduklarından sonra gelen bu yani. Bunu okumam lazım ki diğer aldıklarımı geçebileyim. Anladınız mı? Çok güzel bir şekilde anlattım. Şöyle bir tane poşet zaten biliyorsunuz çok güzel bir poşeti var. Bu kadar sanatmıyorum bunu. Bir tane çizgi roman sipariş verdim ve gençler şu Injustice'in eksik serisi bilenler biliyor. Göt bakayım şöyle bir. Aynen buydu. Aynen. Sonunda elimize geçti artık yani şükürler olsun. Bir tane çizgi roman sipariş verdim ve yanına gelen ayraçlara bakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane ayraç geldi. Gambit. Bu yeni. Şunları zaten biliyoruz. Evet. Bu tamam. Bunu hemen şuraya alıyorum. Şu buraya mı alayım? Tamam. Çizgi roman ayırıyorum ya. Buraya tek manga olsun burası. Bunu kenara alıyorum. Şimdi Edessa'dan gelen alışverişimize bakacağız. Görmüş olduğunuz gibi klasik Edessa paketi şöyle. Çok güzel bir şekilde paketlenmiş durumda. Kolay kolay hiçbir zarar geleceğini düşünmüyorum buna. Kargocular bunlarla top oynayabilir. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir sıkıntıda hiçbir şey olmaz yani. Şimdi bunda full manga var. Haberiniz olsun. Full manga bu. Şöyle kenara koydum. Bu arada alışverişimi yaparken notları şu yazmıştım. Batman yoksa mangalara dair bir posteriniz varsa koyarsanız için çok sevinirim demiştim. Bakalım inşallah içinde vardır. İstediğim güzel, beklediğim güzel bir şey. Ben de olmayan bir poster olsun da. Olsa olsun yani ya da. Şöyle yırtmadan. Evet, şu an durdurun ve hangi manga serisine aldığımı tahmin etmeye çalışın. Şunu aşağıdaysam. Şöyle bayağı bir şey koymuşlar. Ayraç bayağı fazla herhalde. Oha, bu ne? Kaç tane ayraç var lan? 1, 2, ooo Batman güzelmiş bu. 3, bu yeni. 3, 4, 5, 6. Bunu da ilk defa görüyorum. 6. Ooo 7. Bu da güzel. Bunu da beğendim. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Kara kahya. 14 mü müydü? Kaçtı? 14. Rick and Morty 15. 16. Vaat edilmiş yok yer. 17. Made in Abyss. Bunu da merak ediyorum. Belki bunu okuyabilirim. Çizimler çok hoşuma gidiyor. Kapak çizimleri. 20 tane falan şey var ya, ayraç var burada gençler. Bayağı bir ayraç koymuşlar. Güzel, güzel. Çok güzel seyredesin. Evet, poster burada mı? Önce şu posteri bir alalım. Tamam mı? Evet, posterimiz ne geldi gençler? İnşallah güzel bir şey gelmiştir. DC'yi gördüm, Injustice'i gördüm. Injustice mi? Olur o da. Oo. Grand Zero. Çok iyi poster arkadaşlar. Joker ve Harley Quinn. Of diyorum size. Harbi efsane poster. Harbi. Abi çok iyi poster göndermişler ya. Şanslıyım bu sefer. Şöyle göstereyim. Harbi şanslıyım ya. Efsane poster. Herhalde yeni posterler gelmiş arkadaşlar. Öyle düşünüyorum. Grand Zero işte. Injustice Grand Zero serisi vardı ya. Aynen. Tamam. Şimdi artık mangalara geçelim. Çok uzattık. Edessa'dan yapmış olduğum ilk alışverişte şöyle gösteriyorum. Vaat edilmiş Joker 1 ve Vaat edilmiş Joker 2. Bu da yeni çıktı arkadaşlar. Türkiye'ye yeni basıldı bunlar. Ben de bu seriyi takip etmek istiyorum. Beğenirsem zaten devam edeceğim. Şu an ikisini aldım. Zaten iki tanesi çıktı şu an. 3-4 basıldığı zaman biz alacağız. Bu zaten çok uzun bir seri değil. Okunabilir yani. Tamam. İlk ikisi bu. Kenara aldım.
Sonra ne aldın sizce? Benim manga sektörüne atıldığım zaman ilk okuduğum, ilk başladığım bir seri vardı. Onu bilirsiniz. Bilenler bilir. Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul'un ilk şeyini bitirdim, sezonunu bitirdim ve şimdi Tokyo Ghoul R'ye geçtim. Ve Tokyo Ghoul R'nin kapakları öyle bir güzel ki arkadaşlar çizimler. Çok güzel ya. Şuna bakar mısınız? Şu birincisi. Tokyo Ghoul R1. Tokyo Ghoul R2. Çok güzel çizimler. Tokyo Ghoul R3. Sonunda buna da artık başlayabiliyorum artık. Sonunda aldım yani. Çok güzel abi ya. Çok güzel. Şu da 4. Şu 4'ün kapağı çok hoşuma gitti benim. 4'ün kapağı abi çok güzel. Ve bunların burası böyle mesela. Bunların şömizliğinde de resimler var. Çok güzeldi böyle. Şömizliğinin arkasındaki ilk sayfada mesela şöyle. Çok güzel fotoğraflar var, resimler var, çizimler var. Bakayım şunlara. Baksana şunlara ya, çok güzeller ya. Evet her neyse uzatmayalım, çok video uzamasın. Tamam bunları da aldık. Şimdi Edessa'dan ne aldık? Tokyo Ghoul R'leri ve Vadeli 3 Joker'leri aldık, tamam mı? Serimize kattık. Şimdi gelelim Baba Koli'ye. Gerekli şeylerden yapmış olduğumuz alışveriş. 260 kağıt tuttu, 266 kağıt. Açıyorum hemen. Bakalım. O kadar büyük alışveriş yaptık. Bunun içine de bir şeyler koydum mu bu gerekli şeyler? İnşallah koymuştur. Evet, şu büyüklüğü görüyorsunuz gençler. Burada tamı tamına 20 küsur tane, 20 herhalde. 20 idi herhalde, 20'den fazla da olabilir. Tam bilmiyorum ama sayarız onu şimdi. Şey var, manga var. Bunu lütfen tahmin edin. Acaba bu hangi seri? Bence bunu beni takip eden ve beni sevenler biliyor ya. Beni gerçekten takip edenler biliyor bunu. Şu an şimdi çok da önemli yani. Şuna bakar mısınız ya? Abi bu edet 70'ler ne olmuş lan? Harbi bunlar var, hiçbir şey olmamıştır ha. Şuna baksana. Ben bunu açıyorum geliyorum hemen. Bunu açıyorum geliyorum. Bu bitmeyecek gibi. A few moments later. Evet. İlk katmanı açtık. İki katman var. İlk ben patlangaç. Bayağı bir sarmışlar ya. 20 minutes later. Üzülerek bir şey söyleyeceğim. İçine hiçbir şey koymamışlar ya. Ayraç mayraç. Lan 266 kağıt para verdik ya. İnsan içine bir şey koyanların ya. Yazık. Vallahi moralim bozuldu. Ne aldım diyeceksiniz. Belki de yandan gördünüz şuradan. Yok görmemişsiniz. Arkadaşlar bende 24'e kadar One Piece'in serisi şeyi vardı. Mangası vardı. Cildi vardı. Ve 24'ten 43'e kadar hepsini 24'ten 43'e kadar hepsini aldım yani 25'ten 43'e kadar. Şu an hepsini aldım ve One Piece'te artık güncele kadar geldim. Bunların sadece okuması kaldı. Şöyle görüyorsunuz hepsini göstereyim. Şöyle çok güzel bir şekilde serimizi tamamlamış bulunmaktayız şu an. Yani aldım ya. Artık hepsi kütüphanemde mevcut olacak. Ama böyle üzdüm be gerekli şeyler be. Harbi üzdüm be. Üzüldüm. İçine hiçbir şey koymamışlar ya. Ulan o kadar şey yaptık, alışveriş yaptık lan. Şöyle sığmıyor kadraja. Şöyle bir tane bakayım. Abi bayağı iyiler ha. Şöyle 31. cilt. Şöyle efendim. Ve şöyle efendim. Bunlar var zaten. Ben elimi sabahtan beri tutuyorum. Ve arkadaşlar gerekli şeylerden de yapmış olduğum alışveriş bu. Yani One Piece'in serisini tamamlamış bulunmaktayız şu an. Yani serisini tamamlamadım da Türkiye'de basılan, Türkçe'ye çevrilen bütün ciltler şu an bende bulunmakta. Hepsini aldım. Hadi bana hayırlı olsun. Şimdi üzüldüğüm bir nokta var. Hiç içine bir tane ayraç bir şey koymamışlar arkadaşlar ya. Ne bileyim. Yoktu herhalde ellerinde. Ne bileyim. Bir rozet mozet bir şey koysaydınız bari içine ya. Bazen de göremiyorum. Rozet falan atıyorlar. Bana hiçbir şey koymamışlar. Neyse. Sıkıntı yok. Posterimiz var nasıl olsa. Edessa sağ olsun bize bir tane çok güzel poster göndermiş. Bu posteri bayağı beğendim. De buradan bir şeyler bekledim ya. Ne bileyim. Rozet falan bekledim. Bazen rozet içine bir şey pinliği bir şey koyuyorlar. Böyle hoşuma gidiyordu onlar. Neyse. Sağlık olsun. Şöyle burada da Tokyo Ghoul'lerimiz var. Vaat edilmiş Joker'lerimiz. Injustice'in o son eksik kalan parçası. Şöyle. Ve evet arkadaşlar. Umarım bu video doymuşuzdur. Doymuşsunuzdur siz de. Bayağı bir yüklü alışveriş yaptım biliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi. Kaç tane manga var? Hemen bir sayayım ben geliyorum.
Toplam 25 tane manga almışım ve bir tane de işte çizgi roman, o da var. Alışverişimiz bu kadardı gençler. Umarım siz de alışverişimden memnun kalmışsınızdır, siz de beğenmişsinizdir. One Piece serisini size de tavsiye ediyorum. Tokugul'u da tavsiye ediyorum. Güzel bunlar. Sevdiğim seriler. Vadelerimi şu okuyla bilmiyorum. Okuyacağım. Belki onu da beğenirsem söylerim zaten, biliyorsunuz yani videolarımızda. Her neyse gençler, kendinize iyi bakın diyorum. Ve Taner Yıldırım kaçar. Lütfen beğenin, takip edin. En önemlisi takip edin bakın. Takip etmeden çıkmayın. Canımı sıkmayın benim. İzleyip izleyip gidiyorsunuz. Hayır. Hadi şeyler.